Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel kartopunun bebe yünü var. Onunla çıkartacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. İlmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ipi kısa tutmuşum şöyle 17 18 ve 19 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım Evet şu anda toplamda şişimde 19 ilmeğim var 19 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yani birinci sıra ön yüzünde düz. ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. kenar ilmeğimi de ördüm şu şekilde üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters devamındaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum bakın öndekini arkaya aldım arkadakini de öne aldım sol şişime taktım 2 bu 1 de arkasındaki ilmeği alarak toplamda 3 ilmeği düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 1 doladım. Daha sonra 1 kez daha düz olarak ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 ters ilmek ördüm arada. Devamındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. 2 bu ilmek bir de arkasındaki toplamda 3 ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. 1 doladım. Tekrar bu 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 ters ilmek ördüm. Yine 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini şu şekilde öne aldım. Bu ikisi bir de arkasındaki ilmeği de alarak düz ördüm. Bir doladım. 2 bu 3 ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Aynı şekilde devam ediyoruz. 3. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenarda bir ters ilmekle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Modelimiz dört sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak ördüm. Devamında üç ters ilmek. Bu üçlü ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Bir düz, üç ters bir düz 3 ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim Dördüncü sıra arka yüzünde düz olan ilmeğimi düz, 3 ilmek de ters olarak ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Model oldukça güzel ve kolay model. Modeli bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı da bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Evet. Bir sıra düz ördüm, birinci sıra. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi ilmeklerimizi şekillendireceğiz. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu üç ilmekte işlem yapacağız. Önce şu ikisinin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de öne aldım. Şu şekilde şöyle çapraz yaptım. Daha sonra iki bu bir de arkasındaki üç ilmeğimi bir alarak düz ördüm. Bir doladım. Daha sonra aynı ilmeklerimi tekrar düz ördüm. Yani üç ilmekten üç ilmek çıkardım. Bir ilmek ters ördüm arada. Bu üç ilmeğe gelince önce birinci ilmeğimi arkaya aldım. İkinci ilmeğimi de öne aldım 2 3 ilmeğimi toplayarak düz ördüm çişimden çıkarmıyorum bir doladım tekrar düz ördüm bir ters ilmek ördüm sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim ve toplamda 3 ilmeğimi aldım hepsini bir toplayarak düz ördüm bir doladım tekrar aynı ilmeklerimi düz ördüm Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenarda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz düz olan ilmeğimi düz ördüm bu üçlü ilmeğimi de tek tek ters örüyorum bir düz üç ters ilmek ördüm bir düz üç ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum son sıramız dördüncü sıra arka yüzündeyiz modeli iki kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve güzel bir model. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm düz olarak. Evet, şu şekilde. Modeli şöyle iki kez kurduk üst üste. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bunu lastiksiz yaptım. Bir de bir parça daha önce yaptım. Bunu da tekstil tipi lastik kullandım. Onu ördüm. Şu şekilde arkadaşlar. Modelimiz böyle devam ediyor. Model oldukça güzel ve gösterişli bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizi de kullanırsanız şöyle bir görüntü elde edersiniz. Şöyle kabarık kabarık görünen güzel bir model. İnşallah siz de beğenir. Benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Yani her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde çocuk örgülerinde hepsinde kullanılacak güzel ve kolay bir model. Sizlerde nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Şöyle göstereyim. Beni buraya kadar izlediyseniz, videoyu da beğendiyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.